Sayın Ağar'ın söyledikleri bir, şey. bir, kısmı doğru. Taliban'ı ilk defa hükümete gelmiyor ki. 1996-2001 arası yıl arasında Taliban'dır iktidarda. Ve Taliban'a iktidara getiren o tarihte Amerika Birleşik Devletleri'dir. 2001 yılından sonra ne oldu? Taliban'ın kontrolünde olduğu sanılan El-Kaide, Usa Bin Laden, Amerikan ikizler Kulesi'ni bombalayınca kendi çocuklarını haşladı. Ne yapıyorsunuz? Dedi. Hadi çekilin oradan dedi. Geldi Amerika oturdu. Oturdu başlıyor. kendi ne yaptı? Yani emperyalizmin ikinci ayağını oynattı. Oradaki kadroları değiştirdi sanki Taliban yokmuş gibi. E, demokratik olarak e, iki önce Karzai sonra şimdiki Kaçangani'yi iktidara getirdi. Ama iktidara getirirken şimdi hepimiz tartışıyoruz. Amerika kapatsa kapıları Afganistan'a. Afganistan neyle geçinecek? Parası nerede? Rusya'ya da Çin Cumhuriyeti sahip olduğu 10 milyar doları verecek mi? Şu anda Amerika'da Afganistan'ın parası Amerika evet. FET'te. Altı 6,5 milyar doları Amerikan tahvili, 1,3 milyar doları altın, 300 küsür milyar doları şey, 300 küsür milyon doları e, döviz olarak. Türkiye'de de parası var. Şimdi böyle herkes konuşuyor, uzaktan gazel okuyor. Taliban'la muhatap ol, olma. Kurulmuş bir örgüt var. Türkiye. İran, Pakistan. Daha sonra ilhak olan Afganistan. Bir milli teşkilatımız var, ekonomik teşkilatı. Bu ekonomik teşkilata da para var. Bu teşkilata ait paranın bir kısmı da Afganistan'da. Yani şimdi Afganistan döviz rezervleri olmadan karşılıksız para basarsa o zaman Türkiye için çok kötü olur. Peki. Yani bunu konuşanlar böyle geleceği tahlil etmeden, geçmişi tahlil etmeden ahkam kesiyor. Talibanın arkasında Amerika Birleşik Devletleri var diyorsunuz. Bunları düşünerek tartarak konuşuyoruz. Amerika konuşurum. Birleşik tamam. Devletleri yenilmedi. Bakın Öyle. yenilmedi. Yenilmiş gibi mi gösteriyor? Bakın yenilmedi. Dün akşama kadar. Bu televizyonumuz dahil, tüm televizyonlarda bir, o uçaktaki resim yoktu. Tekrar mı acaba? Uçaktaki resim yoktu, uçağın içi. Yalnız dışındakiler vardı. Uçak ne zaman Amerika'ya indi? Uçağın Katar'a indi, Amerika'ya gitmedi. De Katar'a getirdim. Servis ettiler. Bakın. Ne? Niye Amerikan niye üstünde? bu yapılıyor? Bir kere bir. Taliban demek Amerika Birleşik evet. Devletleri demektir. Bunu kabul etmeliyiz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Taliban'ı yapmayın. Örgütlerken Rusya'ya karşı haksızlık Ben de burada ben Bakın de burada yani, devreye Yani edecek, ba bazı şeyleri yani. unutarak kusura ee, bakmayın. Dış politika Sayın ve ekonomi. Sayın Çiçek'e de söz hakkı e vermek istiyorum. O sırada diğer konuk demek bizler yani. sosyal medyada ya da 5. kolun dayattığı bizim iş siyasetimizi dalgalandırmaya yönelik tartışmalara kendimizi kaptırırsak yanlış yaparız. Bugün ben burada söylüyorum. Türkiye Görün, Büyük Millet Meclisi'nden halka toplanmalıdır. İngiltere iki gün önce parlamentosu tamam, toplandı. Bu konuyu konuştu. Kapalı kapılar aldı da. Yani iktidar her şeyi anlattı. Oradaki parlamentellere anlatır. Belki bazı kısmı açık olmuş olabilir. Pakistan Cumhurbaşkanı'yla da de bir değerlendirme. Bakın yani burada, burada biz bu tartışmada devlete ve muhalefete yapmadığını anlatmalıyız. Olağanüstü bir parlamento toplantısı şart. Bu yalnız böyle sığınma, sığınmacılar geldi. Biraz evvel Sayın Ağar'da, Sayın Pazarcı'da anlattılar işte. Geliyorlar, gidiyorlar. Gelmeleri doğrudur. Konu duruşuyor. dağıldı yani. Peki bir şey sorayım. Ya, Türkiye'de hepimiz eylemi, kapanıyoruz. Eylemi, eylemi, koronavirüs'e eylemi, karşılık. Orada eylemi, gelenler eylemi, aşılı eylemi, mı? Gelmiyor mu? Nerede bu? tutuyoruz? Kim ne bakıyor? Bakın. Yani böyle e, sosyal medyada yanlış yönetilen bir şeyle biz hem Türkiye'nin menfaatlerini zedeliyoruz, hem de belli insanların Türkiye yönlendirmek istediği şeye, bu suç bizim değil, muhalefet partisi de aynı şeyi yapıyor, iktidar da anında cevap yetiştiriyor. Bu böyle değil. Neden bu tartışmalar yapılıyor? Ben Cumhurbaşkanımıza, biz gideceğiz, sizin ülkeniz havalanına kalsın, şu bu dediğini devlet yönetimi açısından sayın, Çelik devlet yönetiminde bulunduk kabuda çalıştı. Böyle o bir toplantıda söylenmez ki sana ağır da zaten ona dayanarak söylüyor. Alt komisyonlar konuşmuşlardır. Ayrılırken Amerika Türkiye ne yapacak? Başka ülkeler ama bir şey söyledi NATO dün. Dedi ki Afganistan'da kurmak istediğimiz düzen hem siyasi şeyi çöktü hem askeri çöktü. Şimdi e, Taliban hiçbir askeri karşılıkla, mukavemetle, ordunun mukavemetiyle karşılaşmadan her yeri ele geçiriyor diye giriyor. Karşımızda ki bakın niye Taliban'a kimse terör örgütü demiyor? Terör örgütü demeleri gerekir değil mi? Normalde ama demiyor. Devletler de demiyor. Yani burada biz devletimizi asla asla sınırlandırmamalıyız. Neden önemli? Bakın bir örnek var Kosova. Eğer Kosova'da biz müdahil olmasaydık bugün Kosova Türkleri parlamentoya giremezdi. Ama o zaman Allah rahmet eylesin. Mümtaz Soysal gitti Türkiye adına ve yapılan anayasada her etnik grubun belli bir oranda en az milletvekiliyle temsili kabul edildiği üstü de alacağı oylar. Tamam. Şimdi burada iki kesim var. Bakın Tacikler var. Şimdi artık Özbekler vardı. Sayın Pazarç size geleceğim dutmanla... ama Sayın Çiçek'e hiç söz hakkı vermedim. Bir tartışma başladı kendisi. Mesela farklı bir noktaya bir ifade geldi de edemedim. Yani şu Amerika yenildi mi yenilmedi mi? Hiç geleceğim. Geleceğim, geleceğim. cevap vereceksiniz. Afganistan'ın parası, Daha elinde. çok vaktimiz var. Yayın devam Daha ediyor. Afganistan'ın son da. Tamam. Onlar ya, dolar yani. dağılıyor. yani. O da almaz. Ben geleceğim. geleceğim. De Size de söylüyorum. söz hakkı vereceğim. İstediğiniz ya yerden de cevabınızı verebilirsiniz. Buyurun Sayın Şimdi aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye atalarımız güzel bir söz söylemiş. Yani benim burada söylemek istediğim mesele burada e, Taliban'ın yaptıkları ortada, işte bakanımız da söyledi, 2000 yılı, 2001 yılına kadar iktidardaydı. Benim burada e, ifade etmek istediğim husus şu, Afgan halkı e, kabul etti. Seçim mi yapıldı, nereden biliyoruz? Ben o rakamı ona göre söyledim. Bir seçim yapılıp da Taliban'ı biz istiyoruz diye bir genel kabul mü oldu? Ben bunun korkudan kaynaklı olduğunu, gördüğümüz tablo, takip ettiğimiz... E, ...izlenimlerden bunun kanaatine vardım. Çünkü bir halk yüz binlerce insan kaçmak için bir çaba gösteriyor. Diğer yönden Sayın İsmet Bey e, belirtti. Benim burada Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği mücadeleyle... ...tamam o zaman İngilizler'e karşı Emanullah'ın 1919 kurtuluş mücadelesi de... ...bizimle aynı tarihte başlamıştır Afganistan'ın. Bunu ayrı tutuyorum ama şu anki Taliban'ın... ...Bamyan'da heykelleri paramparça eden, kadınları rejmeden uyuşturucu geliriyle kendi finansmanını sağlayan bir Taliban önceki tablo içerisinde söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün kutsal mücadelesiyle Türk halkının mücadelesiyle kıyaslanmamalı diye bir değerlendirme yapıyorum. Şimdi meseleye gelecek olursak. Ama şimdi olayı karikatürize etmenin gereği yok ki. Hayır İsmet Bey karikatürize etmek yok. Ben bir tarihi algıyı ortaya koydum. Yani Mustafa Kemal'in şu anda Taliban'la bir başka mücadele. Bir o zaman Sovyetler Birliği'ne karşı. Sovyetler Birliği de işgal etti Afganistan'ı sonra çekildi gitti. O zaman Evet, o zaman da karşı çıktı. O zaman da karşı çık yapacaktık. Yani ben e, tarihi perspektif Evet, açısından aynen o zaman da bu değerlendirmeyi yaptık İsmet so Bey. Sovyetler Sovyetler işgal ettiği zaman Babrak Karmal darbesi yapıldığı zaman karşı çıkıldı. İlk itiraz eden, o konuda yayınla yapan Kemal Bey, Mustafa Kemal'in e, Mustafa Kemal'in 19 Mustafa Kemal'in Afganistan'da biliyorsunuz Afganistan Kabil Üniversitesi'ni kuran Türklerdir. Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tıp Fakültesi. Evet. Çağdaş yapıyı götüren Atatürk'ün o dönemde gönderdiği insanlardır. Ama Taliban bunların hepsini bertaraf eder bir yapıyken ben o kıyaslamaya yönelik bakın, olarak tepkimi bakın, koydum İsmet Bey. Olay, olay olayı bakın, olay emperyalizme karşı mücadeledir. Ama, Temel mesele budur. Ama Amerika'nın kurduğu, bakanımızın söyledi. Amerika'nın kurduğu bir Taliban var, Temel mesele kullandığı budur bir yer. Taliban var. El-Kaide'den dolayı, El-Kaide'yi desteklediğinden dolayı müdahale ettiği bir Taliban var. Buna karşı biz bu Taliban'ı emperyalizme karşı bir mücadele vermiş gibi değerlendirmenin de hatalı olduğunu düşünüyorum. Bakın o, o, o görüşler Amerika'yı muktedir gören görüşlerdir. Kesinlikle yani öyle bir düşünün niyetimiz Rusya, yok. Rusya, Amerika, Çin, Amerika bizim Pakistan, İran mahvedi. hepsi. On binlerce tır PKK'ya silah verip Amerika'yı Amerika nasıl muktedir göreceğiz. Ya Biz peki, mücadelemizi yapıyoruz Amerika'ya karşı günlerde, Bakın bakın geçtiğimiz günlerde İranlı Kasım Süleymani'yi Amerika öldürdü değil mi Irak'ta? İran dedi ki ben seni vuracağım dedi ve Irak'taki üstlerinde vurdu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez böyle bir şey oluyor. O çok muktedir gördüğünüz Amerika tek bir şey yapabildi mi İran'a karşı? E devamını getiremedi Yapamadı. İran. Orada bıraktı. İsmet Bey, Amerika'yı muktedir gören yok. Ben muktedir görmüyorum. E kesinlikle ben tam tersine ülkemizin elindeki amaçları belli olan bir ödenip, barındıran ülke mi? olarak görüyorum. Yani muktedir görmüyoruz biz. İsmet Bey ama yani şimdi buyurun. bu savaştaki Yenilgiyi Biden ben yenildim diyor, NATO ben yenildim diyor, Amerikalılar NATO için yürüyen ölü diyor. Buna rağmen yok yok İsmet öyle bir Biden o. Biden, ee, Amerika bunu bilerek yaptı falan noktasına çekildi. geldik. Yani. E, zaten mukaveleyi yapan Trump'tı. Çekilme mukavelesini e. doğada yapan Trump'tı. E, yani e, de, oradaki şikayet ettiği şey kendinden evvelki dört başkanı başarısız oldu diyor. Buştan evet, bu yana başlayan tabii, bir süreç e, var. Ve burada. bu 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 yani şöyle bakın. Sizinle mutabık olduğumuz bir taraf var. Amerika emperyalist yaklaşımla em, ve kendisini muktedir kılacak, gösterecek bir yapıyla davranan bir ülkedir. Onlar için Ahmet Mehmet arkadaş soyasal, din filan hiç önemli değil. Önemli olan onların dünyayı hükmedecek durumda ayakta kalmak istemeleridir. Bunu yaparken biz oyuna gelmemeliyiz. Yani nasıl oyuna gelmemeliyiz? Bir kere havalanını niye biz koruyalım? Yani bir gün uyuşturucu havalandan giderse bir sorumlu olacağız. Koruyamayız da. Ben şimdi söyleyeyim size. <laughs> Kurtuluş Savaşı başlarken bizim içimize el verdi mi İngilizlerin İstanbul limanını kontrol etmesi. Hangi ülke kabul eder ya? O zaman emperyalist ülke biz oluruz, sömürücü ülke biz oluruz. Niye bile bile olalım? Ne, ne, kimden koruyacağız? Taliban'ın kendi korusun ya da, da Ahmet Korusun diyen kim? Ama bakın havaalanını koruyalım diyen kim? E yok işte öyle bir soruyorduk. ben de onu söylüyorum. Hava yani öyle yani olmayan bir şeyi ortaya attılar, kim? ortaya attılar, ortaya attılar. Yok ki öyle bir şey. Ama bakın sayın pazarcı böyle bir şeyi yok, yok demenin yolu şey. bakın yok demenin yani yolu. Yani geçmişte bakın Amerika'yla bir anlaşma yaptık. Biz diyecektik havaalanını biz koruyacaktık. Bakın, Şartlar değişti şu anda havaalanını korumak için Orada kalmak konusunda ısrar eden... Emin Bey, bizim <laughs> Türkiye, bu tartışmada yalnız yok. dinleyen vatandaşlar yok. bir şey bilgi edinsin diye tartışmayacağız. Bu tartışmada <laughs> bize düşen şey vatandaşla diyalogumuzda gördüğümüzü hükümete ve muhalefete de yol göstermektir. Şu anda diyorum ki bu yapılmış olan bilgi dağınıklığı içinde yaratılmak istenen tartışmayı durdurmanın yolu acele parlamento yolağını hani üstü toplamak, orada tutanaklara geçecek her bilgiye ne muhalefet itiraz edebilir, ne de iktidar muhalefetin vereceği bilgiyi, yani soracağı sorudan kaçabilir. Bu işi yapsınlar, bir şeyin e, İsmet Bey'in dediği gibi, Amerika'yı bize karşı çekmek Sayın Türker reklama gitmem gerekiyor. gerekiyor. Reklamın Yok, ardından Sayın Pazarcı ile devam doğru. edeceğim. Çok kısa bir ara.